Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 24 Şubat 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Yenilenebilir yatırıma gerekeni %40 altında. 2022 yılında yenilenebilir enerji yatırımları 500 milyar dolara yükseldi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre bu miktar iklim hedefleri için ihtiyaç duyulan yatırımı %40'ından bile daha az. Rusya farkında olmadan enerji dönüşümünü hızlandırdı. Avrupa Birliği Rusya'dan ithal ettiği gazın yaklaşık %75'ini şimdiden ikame etti. Zero Carbon Analytics'in raporuna göre küresel gaz talebinin ilk kez durağanlaştığı kaydediliyor. 2025 yılına kadar elektrik üretimindeki artışın %88'i yenilenebilir enerjiden karşılanacak, fosil yakıtlar içinse bu oran sadece %1'de kalacak. Deprem bölgesine doğalgaz sağlanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz arzı ile ilgili açıklamalarda bulundu, dinliyoruz. Tüm bölgede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit heyetleri binaların ilk hasar değerlendirmelerini yapıyorlar. Hem elektrik şirketlerimiz hem de gaz dağıtım şirketlerimiz buradaki hasar tespit çalışmaları neticesine göre gaz veya elektrik arzını sağlıyor. Şu anda oturulabilir nitelikte olanlar malumunuz hasarsız ya da az hasarlı olanlar, orta hasarlı olanlar, ağır hasarlı olanlar, işte yıkılmış olanlara siz de takdir edersiniz ki bunlara can mal emniyeti açısından herhangi bir elektrik ya da gaz arzı sağlanamamaktadır. Enerji Bakanı Dönmez, elektrik iletim ve dağıtımında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını, sadece hasarlı bölgelerde ve hasarlı yapılarda elektrik ve doğalgaz artı sağlanamadığını söyledi. Enerji Bakanlığı 25 personel alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 kişiyi sözleşmeli personel olarak işe alacak. Destek ve büro personelleriyle inşaat teknisyeni ve bir mobilya teknisyeni kadrolarına başvuran adaylar, özel şartları ve 2022 yılı KPSS B grubu puanına göre sıralanacaklar. Artvin'de iki köy daha Yusufeli HES nedeniyle göç edecek. Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle Artvin Yusufeli'ndeki Yeniköy ve Çeltikdüzü köyleri halkı Yusufeli ilçesinde belirlenen yeni alanlara yerleşmek üzere zorunlu olarak göç edecek. Dünyanın en yüksek 7. barajı olan tesis nedeniyle çok sayıda köy sular altında kaldı. Ankara Sincan'da benzinlik arsası satılacak. Ankara Sincan'da belediyeye ait akaryakıt ve LPG istasyonu arsası ihaleyle satışa çıkarılacak. Yaklaşık 20 milyon liralık tahmini bedele sahip arsanın ihalesi 8 Mart'ta kapalı teklif usulüyle yapılacak. Kale Seramik, Çanakkale Fabrikası için LPG depolayacak. Enerji kullanımı yoğun şirketler doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için alternatif yakıtlara yöneliyor. Kale Seramik de bu kapsamda Çanakkale Fabrikası'nda 44,5 milyon TL yatırımla LPG depolama ve fakirleştirme tesisi kuracak. Türk Traktör Sivas'ta güneş enerji santrali kuracak. Türk Traktör 256.7 milyon TL yatırımla Sivas'ta güneş enerji santrali kuracak. 10 MW kurulu gücündeki santralde üretilen elektrik Türk Traktör'ün ihtiyacını karşılayacak. TPAO İstanbul'da doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İstanbul'un Silivri ilçesinde sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki proje kapsamında doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmalarına başlanacak. Rusya petrol üretimini azaltacak. Rusya Mart ayında petrol üretimini Ocak ayı seviyesine göre günde 500 bin varil azaltmayı planlıyor. Ülke batıdaki limanlarından ham petrol ihracatını planlanan üretim kesintisi çerçevesinde Mart ayından itibaren %25 civarında azaltmayı hazırlanıyor. Pasifik limanlarında ise ihracat devam edecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları ABD stoklarında artış gösteren veriler ve enflasyon endişesinin çoğalmasıyla düşüyor. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolardan, Batı Texas tipi WTI 75 dolardan işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 25 Şubat 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2713.73 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09 dilimi için 3650 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 13.14 dilimi için 1499.98 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.